2017 İzmir Tarım ve Hayvancılık Fuarındaki çekimlerimize başlıyoruz. Şu andaki ilk durağımız Kurtsan. Kurtsan'ın standındayız. Yanımızda firmanın yönetim kurulu üyesi Cem Kurt var. Aynı zamanda Profesör Doktor Erhan Gönüloğlu'la birlikteyiz. Cem Bey, ilk önce mikrofonumu size uzatacağım. İzmir Fuarı bu sene nasıl başladı? Ne gibi beklentileriniz var ve hangi ürünlerle katıldınız fuara? Bunlardan bahsedelim. Öncelikle hoş geldiniz standımıza. Biz bu fuarımıza şu anda fuarın ilk saatlerindeyiz aslında. Şu ziyaretçiler yeni yeni girmeye başladı. Ama ilk dakikalardan başlayan bir yoğunluk söz konusu. Fuarda biz genel olarak ürünlerimizin çoğunu getirmeye çalıştık. Sığdığı kadar standımıza. Yine hayvanların sağımı, sütün soğutulması, hayvan konforu, gübre yönetimi gibi genel bütün bir ahırda ihtiyaç olan bütün ürünler şu an burada var. Onun dışında yine fuara özel yeni ürünlerle de müşterilerin fuara gelmesine bir motivasyon oluşturacak bir çalışma yapmaya çalıştık. Peki bu yeni ürünler hangileri? Buradan izleyenlerimize aktaralım. Öncelikle zaten hani her fuarda dolaştırmaya çalıştığımız süt sağım robotumuz yine burada var. İnsansız sağım sisteminin faydalarını anlatmaya çalışıyoruz burada onlara. Onun dışında yeni çıkardığımız bir tırnak bakım havuzu var. Burada hayvanların sağımhanenin çıkışına konulan bir ürün bu. Ve hayvanların sağımdan çıktıktan sonra tırnak bakımlarının otomatik bir şekilde yapılması sağlanıyor burada. Otomatik olarak küvet doluyor ve hayvanların buradaki tırnak bakımı hiç insan faktörü olmadan sağlandı. Şu an Türkiye'deki tek ürün diyebilirim. Şu an ilk defa bu İzmir Fuarı'nda göreceğe çıktı. Teşekkür ediyorum Cem Bey. Şimdi size uzatalım hocam mikrofonumuzu. Biraz siz de ürünlerin teknik özelliklerinden izleyenlerimize bahseder misiniz? Ne gibi değişiklikler yapıldı bu fuara özel sunduğunuz ürünlerde? Cem Bey'in söylediği gibi aslında hayvan konforuyla alakalı firmamız son birkaç yıldır geliştirdiği ya da ürettiği ürünlerimiz vardı. Bunlardan bir tanesi fanlarımızdı. Bu seneki fuarımıza yine bir hayvan konforuyla alakalı ayak banyosunu ürettik. Ayak banyosu burada da gördüğünüz gibi kendiliğinden suyla doluyor. Gerekli kimyasalların dozajlamasını yine otomatik olarak alıyor. Ve belirli sayıda ki kendimiz belirliyoruz. Belirli sayıda hayvanlar havuzdan yani bu banyodan geçtikten sonra ayaklarının bakımı da yapılmış oluyor. Ve yine kendi otomatik olarak suyu boşaltıp temizleyebilen bir sistemdir. Bu yani bunun muadili şu anda Avrupa'da ya da dünyada yok. Yani hem kendini temizleyen hem de dozajlamasını otomatik yapan hem de geçen hayvan sayısını sayarak işlemleri yapan yok. Bunun patentini de biz aldık. Çok iyi bir ürün. Ben bu ürüne bu fuarda gerçekten çok güveniyorum. İzleyicilerimizle, fuar ziyaretçilerimizle çok beğeneceğini umuyorum. Ürünün, burada sizi bölüyorum, ürünün ilk lansmanı İzmir Fuarı'nda yapılıyor değil mi şu anda? Evet, şu anda İzmir Fuarı'nda yapılıyor ama zaten sabahtan beri kurduk kuralı bayağı da bir ilgi duyuyor. Tabii bizim ilgi odağımızdan bir tanesi de sağım robotumuz, gelinimiz diyeyim. O da görücüye çıktı buradaki İzmir Fuarı'nda. İlk görücüye Bursa Fuarı'nda çıkmıştı. Şimdi görüyorsunuz zaten ilgi odağı olan makinalar ya da ürün grupları hep en fazla kalabalık olduğu ürün grupları. Teşekkür ediyorum hocam size. Cem Bey, size şu soruyu da sormak istiyorum. 2016'yı artık geride bıraktık. Kurtsan bu noktada 2016 yılında hedeflerini tamamladın mı? 2017'de ne gibi projeler var, ne gibi iş planlamanız var önünüzde? Biraz bunlara da değinelim. Biz 2016 bizim için çok başarılı bir yıldı. Özellikle Türkiye'deki yatırımlar İPART Avrupa Birliği desteği kapsamında şekillendi 2016 yılında. Ve biz 168 tane proje tamamladık Türkiye'de. Ve bununla beraber Türkiye'deki en çok sağım sistemi kuran firma olduk. Yaklaşık %22-23'e yakın pazar payımız var şu an. Yani bu ne demek oluyor? Yaklaşık en kötü ihtimalle 4 işletmeden biri Kurtsan oldu. Ve sektörde diğer 22 tane üretici veya montaj yapan firma olduğunu varsayarsak geri kalanlar bu 3 çiftliği kendi aralarında bölüştüler. O anlamda çok ciddi bir yükselişe geçtik 2016 yılında. 2017 yılında ise ilk hedefimiz bu kadar yükün altına girdikten sonra burada mahcup olmamak. Şu an çok ciddi anlamda yedek parça, sağım sisteminin bakımı, periyodik cetvelleri, satış sonrası hizmetleri anlamında çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. İlk, yani 2017 ilk çeyreğinde tamamen satış sonrası ve bu makinelerin doğru çalışmasına adadık kendimizi. 2017'nin devamında ise İPART'ın geri kalan çağrılarının açıklanmasıyla beraber yine aktif olmayı hedefliyoruz. Teşekkür ediyorum sizlere. İyi fuarlar diliyorum.